Bugün bir takım şer vasıtaların bir kısmı da arttı. Bu ahlaksızlığı bugün terviç eder durumda. Gençleri o yola yönlendirme yolunda. Anne babalara, mürebbiyelere çok iş düştüğü bir zamandayız. Maalesef geçen aylarda Taksim'de bir yürüyüş oldu. Oradaki kadın, erkek hepsi biz Lut kavminin devamıyız dediler. Akif de ne güzel bir ifade eder. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? İbn Haldun de diyor geçmiş ile diyor geleceğin diyor farkı suyun suya benzemesi kadardır buyuruyor. Demek ki ibret almak, ders alabilmek, gayretlerimizi arttırabilmek gayretinde olmamız zaruri. Tabii maalesef zamanımızda bir kısım insanlar bu aşağılık fiilini açıktan yapma cüretinde bulunuyorlar. Bir kısım gâfiller de onlar da diyorlar ki bunları diyor toplumdan dışlamayalım. Göya insani bir tavır takınıyorlar. Onları hoş görelim diyorlar. Yani hoş gördüğün şey ne oluyor? Topluma kanser oluyor. Aile yuvaları yıkılıyor. Gençlik o şeyi merak ediyor, ahlaksızlığa doğru gidiyor. Aile, toplumun çekirdeği olan aile fesada uğruyor. Yapılması gereken evlatlarımızı, neslimizi en iyi şeyi terbiye ederek bu ve benzeri kötülükten, zamanımızın şerlerinden sakındırmak. Bunlar maalesef birçok kuruluşlar tasallut oluyor. Tasallut halinde. Yani bu hayasızlığın yaygınlaşmasının önüne geçmemiz hepimizin vazife. Kutsal bir vazife. Nasıl hayra aracı olana aynı ecir veriliyor? Bundan istifa etmek lazım. Şerre sebep olan, yani şer karşısında susan da o da Allah korusun, onun akıbeti feci oluyor.